Herkese merhaba. Siberosfer'in bu bölümünde seyahat halindeyken karşı karşıya kaldığımız siber tehditlerden bahsedeceğiz. Bugün teknoloji sayesinde yüksek irtifadayken dahi çalışabiliyoruz. Hayatımızdaki bütün iletişimlere devam edebiliyoruz. Teknolojinin getirdiği bu menfaatler reis zamanlı siber tehditleri de arttırıyor. Peki aslında nelerle karşı karşıya olduğumuzun farkında mıyız? Birazcık irdeleyeceğiz. Seyahat sırasındaki hacklenme vakalarından bahsedeceğiz bugün. Stüdyomuzda siber güvenlik araştırmacısı Numan Türle var. Numan, diğer bütün siber güvenlik uzmanları ve siber güvenlik araştırmacıları gibi bizim daha huzurlu ve daha güvende bir siber ortamda yaşamamız, mesleğimizi devam ettirmemiz için çabalıyor, her gün emek koyuyor. Numan hoş geldin. Merhabalar Gökçe, hoş bulduk. Nasılsın bugün? Bugün iyiyim. Ya, bayağı heyecanlıydım yolda gelirken. Şey düşünüyordum, yani konumuz seyahat sırasında hacklenme olaylarıyla ilgili. Ve ben de bir uçağa binerek geldim buraya. Uçakta biraz sağa sola baktım işte laptop açan biri var mı şu var mı i̇şte düşünceleri girdim. Acaba biri beni hackliyor mu diye böyle ufak bir korku yaşadım tabii. Bayağı hazırlıklı geldim. Çünkü bir e, hacklenebilirim e, düşüncesiyle sağa sola baktım ve gözlemledim. Şu an buradayım. Sen bunu anlatınca şimdi şunu düşündüm. E, ben az önce... Çekime başlamak üzere olduğumuzun post storiesini attım. Instagram'a evet. koydum. Dolayısıyla senin şu an telefonla erişimin olmadığını bütün dünyaya söylemiş olduk. Evet. Riski baş... arttıran faktörü aktifleştirdik diyebiliriz. Evet bunu diyebiliriz. <laughs> Çantan da yanında değil ama Bunu da altın çizmek isterim. <laughs> şu an kendimi bir güvensiz ortamda hissettim biraz korkuyorum. <laughs> Neyse ki burada bildiğin insanlarla yan yanasın ama seyahat sırasında öyle olmuyor. Evet. Seyahat kısmına geçmeden önce bize çok kısa bir siber güvenlik araştırmacısı ne yapar, nasıl çalışır bahsedebilir misin? Siber güvenlik araştırmacısı kısa özetinde gündelik hayatımızdaki kullandığımız mobil cihazlar, masaüstü cihazlar ya da evimizdeki internete bağlanabilen çamaşır makinesi, buzdolabı. Ya Bütün işte, akıllı tatlı, cihazlar. Yani internete bağlanabilecek potansiyel olan her türlü cihazlardaki güvenlik zafiyetlerini bularak bizim kişisel mahremiyetimizi ya da işte bilgilerimizin korunmasına imkan sağlayan kişiler denebilir. Yani sürekli bu araştırmacılar yeni çıkan teknolojik cihazları, akıllı cihazları evet. hepsini ne farklı şekilde aslında iyi niyetli saldırılar yaparak zafiyet var mı yok mu bunu bulmaya çalışıyorlar. Evet. Buradaki zafiyetleri tespit ederek üretici firmaları bildirerek Gündelik hayatımızdaki yaşamımızın daha güvenli bir hale gelmesini imkan sağlıyorlar. Yani siber riskler gerçekleşmeden önce önlem alınması için bunu tespit eden kişiler Kesinlikle, diyoruz. Doğru. Peki konumuza gelelim. Ben bir teknoloji şirketinin CEO'su olarak çok sık seyahat ediyorum diye tahayyül edelim. Ve Washington DC'ye gideceğim uçağa binmek üzere evet. evimden çıktım ve havaalanına gittim. Havaalanına girdiğim andan itibaren ve sonrasında uçtum diğer tarafta da DC'de e, havaalanına indim. Evet. Burada nelerle karşılaşıyoruz? Bunları bir düşünelim. Önce şundan bahsedeceğim. 2023 yılında çok sık seyahat eden bir araştırma e, bir grupla anket çalışması yapılmış. İnsanların seyahat sırasındaki duygularına ve siber tehditlerine kadar açık olduklarına bakılmış. Seyahate çıkan insanların yüzde 85'i Seyahat sırasında, tatil sırasında hacklenmekten korkuyorlarmış. Evet. Bu böyle Amerika'daki bir grup üzerinden yapılan bir çalışma. Bütün dünya korksa yeridir diyebiliriz galiba. Yani bundan evet. ben de korkuyorum bu arada. Yani <laughs> Şey gibi değil yani. Evet bir siberganik uzmanı olarak çalışan olabilirim, araştırmacı olabilirim ama ben de bir korku içerisinde her seferinde seyahat ederken korkuyorum. Acaba hackleniyor muyum ya da güvenli bir yerde miyim? Bu korku bence evrensel bir şeydir. Çünkü gittiğimiz yerdeki güvenliği kontrol edemiyoruz ve bilmiyoruz. Ancak kendimizin davranışlarını ve kendi cihazlarımızın güvenliğini kontrol edebiliriz. Evet. Peki ben havaalanına gittim. Check-in yaptım. Elimde e, uçak biletim var. Tam o sırada uçak biletimde fotoğrafını çektim. Instagram'a koydum. Evet. Nelerle karşı karşıyayım? Çok güzel bir soru. Yani artık elimde işte havalı firmasına ait bir bilgi var. İşte piyano numarası var. Sizin soy isim bilginiz var. Evet. Ben bu bilgileri kullanarak havalı firmasının imkanları dahilinde yine şey değil yani herhangi farklı bir şey yok. Havali firmasının imkanları dahilinde isim, soy isim, kredi kartınızın son dört tanesi, belki ev adresiniz, cep telefon numaranız, gidiş yeriniz, bağlantılı uçuşunuz varsa o tarz bilgiler veya 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 havalı firmasında çıkacak bir zafiyet ile Geçmiş uçuşlarınıza ait birçok bilgi elde edebilirim. yani benim işte bu 13 saatlik uçuş boyunca hangi ev adresimde bulunmadığımın bilgisini almış oluyorsun böylece. Yani veya işte havalı firmasına kayıtlı bilgilerinizi alabilirim. Buna nazaran uçuş sırasındaki yalnız oturacak kişilerin bilgilerini ya da uçaktaki farklı kişinin bilgilerini alabilirim. Bu bilgiler tamamen artık havayolu firmasının sistemine bağlı. Sistemine bağlı. Peki uçağa bindim. E, diyelim ki business class'ta ben uçuyorum. Ondan sonra telefonum elimde, uçak modunda ama bir süre sonra uçak modundan çıkarıp uçağın internetine bağlanıp çalışacağım. Evet. Bu sırada beni neler bekliyor? Bu sırada neler beklediğine girmeden önce şeye dönelim isterseniz. Ha, yani, tamam. E, şu an şey değil. Story'i attım Instagram'a. Story'i attık ve şu an geçtik. Orada bir kafede oturduk, bir kahve içiyoruz. Evet. Ve bilgisayarınızı açtınız, çalışmaya başladınız. Diyelim ki bir saldırgan sizi hedefledi. İlk yapacağı şey sizi gözlemlemek olacaktır. Hı. Yani siber saldırılar her zaman bir siber ortamda gerçekleşecek bir şey değildir. Gözlem aşaması vardır. İşte bilgisayar kullanma alışkanlığınız veya işte oradaki davranışlarınız, bilgisayarınızın ekranını kitleme kitleme durumlarınız ya da telefonunuzdaki parola bilgisi. Siz o sırada çalışırken arkada bir kişi sizi izliyor olabilir. Bunun Türkçe karşılığı işte omuz sörfü diye geçiyordu. Hmm. Yani siz orada güvenli bir şekilde... Omuz işte. sörfü. Evet. <laughs> Yanlış hatırlamıyorsam böyle bir Türkçe karşılığı vardı. Siz o sırada işte güvenli bir şekilde işte şifremli olabilir. Numan 21 Diyarbakır plakası. Ve evet. sonunda güvenli olsun diye nokta falan yazmış olabilirim. Arkadan bir kişi onu görebilir. Burada bir bilginizi elde edebilir. Parola bilgisi. Ya da telefonunuzu işte böyle kaldırdığınız çoğumuz hep telefon sürekli bu hizada olur. Yani birini görebileceği zaten. Şifremi tuşladım örneğin. Hmm. Onu görebilirler. Bunlar aslında bir başlangıç aşaması olabilir. Eğer televizyon ve telefon ekranlarımda eh, bir karartma filmi arada yoksa evet. bunu görebilir. Evet. Buradan bir başlangıç şeyini yapabiliriz. Yani şu an şu pozisyonda olan ben bir saldırganım. Size hedefledim. Uçağa bineceğinizi biliyorum. Aynı uçağa bilet kestim ve şu an sizinle birlikte havalimanındayım. Oradan sizi gözlemlemeye başlamış olabilirim. Yani benle aynı uçağa binme ihtimalin var. O evet. Ortada. Çünkü biliyorsun her Tabii yani mi? daha önceki geçmiş bir farklı olayda o gün uçağa binincinizin bilgisi bana gelmiş olabilir. Anladım. Haftaya tatile çıkacağım gibi. Tamam tamamdır. Hala da o kadar riskli hissetmedim bu arada. Hani bu bilgilerle ne yapacağını bilmiyorum. Ee, peki uçağa bindim. Uçak kalktı. Ve hani normal irtifa uçuşunda ee, telefonumdan uçak içi Wi-Fi'ye bağlandım. Bilgisayarımdan da bağlandım. Çalışmaya başladım. Evet. Bu sırada ne oluyor? Sonuçta o Wi-Fi e, tercih ettiğim havayolu firmasının sağladığı ve anlaştığı bir Wi-Fi ve bütün protokollerinin güvenli olduğunu düşünürüm. Yani günümüzde birçok yolu firması bunlar için gerekli önlemleri almaya çalışıyorlar. Ama Hı. yine de bazı durumlarda bunlar yetersiz kalabiliyor. Örneğin bağlandığınız Wi-Fi'ye gerçekten havalı firmasına ait bir Wi-Fi mi? Buna nasıl emin olabiliriz? Ha, mesela sen aynı uçağa bindin, evet. arkada oturuyorsun. Ben sanıyorum ki havayolu firmasının Wi-Fi'sine bağlandım. Ama senin açtığın Wi-Fi, yani belki hotspot üzerinden açtın. Evet. Belki orada bir Wi-Fi oluşturur. Yanlışlıkla seninkine bağlanmış olabilirim. Evet ben orada işte uçağının daha önceki kullandığı Wi-Fi ismine benzer bir sahte bir Wi-Fi ismi kaldırmış olabilirim. Siz şu an ona bağlı da olabilirsiniz şu an. Bunu, buna bağlandığınızı varsayabiliriz. Peki ne olur bağlanırsa? Bağlandıktan sonra bildiğiniz gibi yani birçok ücretsiz Wi-Fi'ye girdikten sonra bir hotspot ekranı karşılar. İşte kim bilginizi evet. giriniz, telefon numaranızı giriniz gibi gibi birçok bilgi karşılar. Buna benzer bir sahte sayfa yaparak işte çalıştığınız firma yönelik bir mail giriş ekranı olabilir. Sosyal medya hesabına yönelik bir giriş hesabı olabilir, bir giriş sayfası hmm. olabilir. Veya bunu bu varyantları artırabiliriz. buradaki varyantlar artık şeye göre. sizin davranışlarınıza göre, alışkanlıklarınıza göre değişebilir. Yani bugün X firmasında çalışıyorsanız muhtemelen X firmasının bir mail giriş ekranı olabilir bu. Bu arada varyant dediğimiz şey yani hani e, siber güvenlikte kullandığımız jargonla biraz bizim günlük hayattaki farklı olabiliyor ya. Hani yani bir sürü seçenek desen evet, evet, pencere e, yani sosyal mühendislik tekniklerini düşünerek belki hatırlıyorum benim çantamda yazıyor firmamın ismi onu gördün. Hemen o firmanın isminden bir şirket ekranı oluşturabilirsin. Kişi de sanki şirketten bir yere giriyor gibi mail şifresini girebilir. O anda sen kişinin mail adresine erişmiş oluyorsun. Evet, yani artık oradaki bilgileri elde edeceğim için işte mail adresi, mail parolası gibi bilgiler bende olacağı için muhtemelen artık o bilgileri kullanabilirim. Ve ben bu şirketin CEO'su olduğuma göre bütün ödemeler e, dolayısıyla burada hani dolandırıcılık, hırsızlık şantaj, siber şantaj birçok şey için kullanılabilir verilere erişmiş olabiliyor oradaki hacker kötü niyetliyse. Peki biraz çalıştım ve yoruldum. uykum geldi. Cihazlarımı bıraktım uyuyorum. O zaman bir sorun var mı? Yani cihazlarım açık mı? Yani gerçekten cihazımı kitlerinden emin miyim ben? Bundan emin olmam gerekiyor. Yani cihazımın telefon kilidini kilitleyip kilitlemediğim. Evet, yani ya. şey, şeyi düşünelim. Yani ben havalimanında sizi karşıladım hatırlarsınız. Yani kahve içerken arkanızdaydım. Evet. cihaz parolanızı gördüm ben. Evet. Ve şu an arka koltuğunuzdayım. Veya hmm. yan koltuğunuzda da olabilirim. Bu tamamen değişebilir. Eğer e internet üzerinden bir iletişim varsa orada telefonun şifresinde bildiğine göre bu sefer telefonuma da erişmiş oluyoruz. Bu mümkün olabilecek bir şey ama çok zor bir ihtimal. Yani şu an tamam. şeye geçtik. Yani biraz siberden hafif fizikseli geçtik şu an. Çünkü uçak içerisindeyiz ve yan yanayız. Artık Evet. biraz siber zafiyetlerden ziyade siber ve e, günlük hayatına karşılayacağımız bir Gerçek bir ortam var orada. Biraz daha Ziksel bunlar tabii bir ortam. etkileşimli şeyler ama biz böyle sadece siber tarafı aslında konuşabiliriz. Olur. Mesela bunun bir de bluetooth boyutu var. Bluetooth'da da cihazlar iletişim kurabilirler. Ee, bu sana bahsettiğim anket şeyi söylüyor. Yolcuların yüzde 44'ü bluetoothlarını da kapatıyormuş. Ya bence çok yüksek bir oran bu arada, hani iyi bir oran. Bunun nedeni şöyle tahmin ediyorum ben, uçak modunu aldığında otomatik olarak sen bütün iletişim sinyallerini kapattığın için sonrasında tekrar açmıyor olabilir e, yolcular. Evet. Ama %50'sinden fazlası da açık tutuyormuş genel olarak. Bluetooth üzerinden de Wi-Fi'de olduğu gibi bir iletişim zafiyeti yaratabiliyor musun? Tabii ki yani, orada da bir farklı protokol var Wi-Fi gibi. Ortada da zafiyetler çıkabiliyor. Yani Bluetooth'unuz açıksa ki çoğunlukla açık olur. Yani uçak içerisindeyken ben iki saat bazen 4 saat yolculuk edebiliyorum ve şunu düşünüyorum. Yani bir şeyler dinlemek istiyorum. Dolayısıyla işte kulaklığıma bağlamam gerekiyor Hı -hı. ve Bluetooth'u açtım ben. Ve kullandığım cihaz eğer ki güncel değil ise bir Bluetooth zafiyeti var ise ki Bluetooth zaten fiziksel olarak yani olmaz gereken bir durum oluşturuyor yani çalışabilmesi için. Evet. Arsa koltuğunuzdayım telefonunuzdaki ya da bilgisayarınızdaki bluetooth'taki zafiyetten yaralanarak cihazlarınıza, cihazlarınıza erişebilirim. Ama bu bir ihtimal. Burada zaten konuştuğumuz her şey bir ihtimal ve kötü niyetli bir bilgisayar korsanın yapma ihtimali olan şeylerden bahsediyoruz. Ama yine de eğer ki hedefsek bir bilgisayar korsanı için kolay bir şekilde erişim sunmuş olabiliriz önlemlerimizi evet, anladığınızda. Şöyle bir şey ekleyebilirim. Geçtiğimiz haftalarda daha güncel de olabilir bu arada bugün tarihi ee, bir Bluetooth zafiyete çıktı Bluetooth üzerinden hmm. sadece cihazınızın bir şey var kimlik numarası gibi bir MAC adres numaraları olur. Bluetooth numarası. Evet. Oradaki numarayı işte siz bluetooth'unuz açık olduğu için etrafa yayın yapıyor. Yani merhaba ben buyum kimliğim bu diye. Bu bilgi hmm. toplanabiliyor. Bu normal bir durum. Evet. Ama oradaki o kimlik bilgisi ile bu güvenlik zafiyetini kullanarak telefonunuza ya da bilgisayarınıza ya da her farklı bir aygıtınıza bağlanabilirler. Sizin onayınız olmadan. Bu geçtiğimiz haftalarda paylaşılan bir hmm. zafiyet. Bir siber güvenlik araştırmacısı bunu paylaştım. Yani sonuçta cihazlar bağlantı kurmak için hepsi birden kendi kimlik numaralarıyla sinyal yayıyorlar. Evet. Bulunan zafiyette de sadece bu kimlik numarası bilgisiyle Onaysız bir şekilde karşı tarafın telefonuna bağlanıldı ortaya çıktı diyorsun. Evet. Bağlanıp kendini bir klavyeymiş gibi göstererek işte klavye olduk olduktan sonra mesela örneğin benim kullandığım cihazın numarası belirir. Örneğin X marka Y telefon. Evet. Buradaki ekran çözünürlüğünün şeyi belirir. Mesela burada tarayıcı olabilir veya işte aşağı kaydırdıktan sonra arama yerinde tarayıcının adını yazabilirim. Örneğin Google Chrome ya da Safari bunlar hmm. genel şeyler. Ve bunu an anlamayabilirim. Evet. Kolaylıkla eklenmiş olurum yani ve hiç anlamayabilirim. Yani işte o gelebilir. Yani muhtemelen bu zafetin tetiklenmesi için önünüzde işte bir şeylerin değişiyor olması gerekiyor. Bunu fark edersiniz ama o anlık işte dikkatinizi dağıtacak bir fiziksel saldırı yaparak pardon bakar mısınız gibi gibi yöntemlerle artık orada bir telefon ya da bir iktidar sızmak mümkün olabilir. Evet. Bu arada konuları konuşmaya devam ettikçe hani Artıyor ya yani dört bir tarafımızı sarmış gibi silber evet. Hakikaten e, insan biraz korkuyor. E, sonunda biraz da bunun çözümlerine değinelim ki korku duygumuz güven duygusuna biraz dönsün. E, sana birkaç bir bilgi vermek istiyorum. E, bu seyahat sırasında yolcuların yüzde 42'si e, güvenli olup olmadan emin olmadıkları wifi'lere bağlanıyorlarmış. Yani yurt dışında ya hepimiz bunu yapıyoruzdur. Yüzde ee, 32'si, bunlar bu arada hacklenme vakaları da analiz edilerek çıkan rakamlar. Ee, araba kiraladıktan sonra o arabalara otomatik olarak telefonlarını bağlıyorlarmış. Evet. O da bu arada çok büyük bir hani problem. Mesela uçakta en azından hava yolu bir otoriteyken araba kiraladığımızda daha önceden o aracı kullanan kişinin de bilgilerinin içeride olduğunu düşünebiliriz ve o cihazda, o araçta bir yazılım var mı yok mu bizim verilerimizi kayda almak için bilmiyoruz. Bunu da düşünebiliriz. Şimdi bu konuştuğumuz şeyler hep e, senin bu son dediğin Bluetooth zaafiyeti dışında kullanıcı etkileşimi gerektiren konular. Evet. Yani benim işte e, bu şirketin CEO'su olarak telefonda bir şeyler onay vermem lazım, bir yerlere şifre girmem lazım. Ancak o zaman verilerime erişilebiliyor. Ya da arabayla telefonu bağlamam lazım. Bir de hiçbir şey yapmadım. Yani hiçbir hatalı davranışım yok. Yine de zarar görebileceğim durumlar oluyor. Onlar neler? Evet bundan mesela biraz önce bir söz ettik i̇şte Bluetooth üzerine bir örnek vermiştik. Benzer şekilde işte cep telefonlarında ve bilgisayarlarda işte Wi-Fi çiplerinde, Bluetooth çiplerinde çıkan zafiyetler oluyor. Bunlar çok ekstrem durum bu arada. Yani evet kullanıcı iletişimi gerektirmeyen bir durum ama yine çok evet. ekstrem. Yani bir şey gibi düşünebilirsiniz yani. Belki yılda bir denk gelebilecek bir zafiyet türüdür bu. Hı hı. Yani kolay kolay denk gelecek bir şey değil. Ama eğer ki hedefsizseniz ve önemli bir hedefseniz muhtemelen böyle bir şey sizin için kullanabilirler. Yani şu an buradayız. İşte cihazınıza yakın bir noktadayım. Ya da yeterim bir mesafedeki bir noktadayım. Wi-Fi sinyali üzerinden ya da Bluetooth sinyalleri üzerinden sizin hiçbir etkileşime girmenize gerek kalmadan herhangi bir klavyemiş gibi de davranmayarak doğrudan bir Bağlantı sağlanabilir. Cihaz, yani evet. benim kullandığım telefonla ya da bilgisayarla. Tabi burada şöyle bir konu var değil mi? Bir zafiyet ya da bir hacklenme türü ne kadar istisnai ise o kadar maliyeti de yüksek oluyor sonuçta. Kesinlikle. E, dolayısıyla alınacak verilerin kritik olup olmadığı, hacklenecek kişinin yetkisi, konumu vesaire bunlarla da çok ilgili. En azından istisnai olmayan ve... ...çok kolay e, erişilebilir hale gelen siber tehditlerimiz için önlem alabiliyoruz. Kesinlikle. Ve bunların çoğu da davranışsal olarak. Mesela uyurken telefonu kitleyerek bırakmak, bluetooth'u kapatmak gibi az önce söylediğimiz. Şimdi burada senin dediğin bütün olaylarda e, bu hackleme olayını yapacak kötü niyetli hacker'ın... ...cihaza 5-10 metre mesafede olması lazım. Evet. Yani burada fiziksel bir kural var aslında... Bence bu da kritik. Aksi durumda bu olay gerçekleşemiyor. Bir diğeri, şimdi hava yolunun hava alanındayız ya da uçaktayız. Sonuçta buradaki bütün bilişim sistemleri üzerinden olan trafikler hava alanlarında ve hava yolu şirketleri tarafından takip ediliyor. Yani bir şekilde aslında çok riskli durumlar varsa siber istihbarat dediğimiz konu üzerinden bunlar takip ediliyor ve dolayısıyla önlem alınabilir. Ama risk seviyesi yüksekse diye düşünüyorum. Evet. Mesela şey konusuna da değinmek gerekebilir. Yani illa fiziksel olarak kenar olmamız gerekmiyor. Ama şu an seyahat sırasında olduğumuz için bunlara değindik. Evet. Şöyle bir durum da var. Geçtiğimiz aylarda bir antivirüs firmasının yüksek seviyeli bir çalışanla işte müdürünün yöneticisinde bir saldırı gerçekleştirildi. Ve bu saldırı telefondan gelen bir sadece bir SMS ile oldu. SMS'de bir link yok kendisi bir şey tıklamadı bir SMS. sadece SMS geliyor. Evet. Yani bazen tıklayabilir bazen tıklamasına gerek de olmayabilir. Böyle bir saldırıya maruz kaldı yani şey gibi düşünebilirsiniz yani bir mesela normalde şey beklersiniz. Yani bir şahsı olabilirdi ama bu sefer şey gibi bir antivirüs firmasını yani bir siber güvenlik işiyle uğraşan bir yöneticinin telefonuna sızmaya çalıştılar. Evet. Bunu yakaladılar. Demek ki orada çok üst bir teknoloji var aslında bunu yapabildiklerine göre. Evet burada aslında çok ee, büyük bir zafiyet vardı. Evet hem de büyük bir zafiyet var. Bunu yakaladılar dedin ya yani kişi hackleniyor, CEO hackleniyor, sonrasında hacklendiğini anlıyor. Evet bir şeylerin ters gittiğinin farkına varıp sonra hadi gelin bu telefonu inceleyelim bir bakalım ne oldu ne bitti Oradaki zafiyeti açığa çıkararak bununla ilgili bir yazı paylaştıran ve bunu da kamuoyuna duyurdular. Evet, bir yine siber güvenlik araştırmacılarının olduğu bir topluluk bunu yaptı. Firmanın çalışanlarından. Aslında burada tersine bir mantık da var. Normalde bir firma kendisinin bir açığını paylaşmaktan imtina ederken bir siber güvenlik zafiyete bulunduğunda bunu kamuoyuyla paylaşıyor. Evet. Zaten mesela bak Banti programları da var ya ödül avcılığı. Şirketler açıyorlar bu programları ve gelin beni hackleyin karşılığında bir ödül vereceğim evet. diyorlar. Yani burada e, siber güvenlik dünyasındaki kültür bambaşka aslında, alışık olduğumuz bir kültür değil. Evet, biraz güzel bir kültür. Evet, bu arada senin de birçok bug bant ödülün de var. Evet, bazı şey, uygulamaları hacklemiştim olmuştu ama legal bir şekilde yani hack firmaları evet. bildirmiştim. E, söyleyebiliyor muyuz bunları birkaç tanesi Yani programda. bunları halka açık bir mesela Microsoft Teams'i hacklemiştim. Yani Microsoft Teams'i hacklemiştim biraz kötü bir tabir olduğu için i̇şte düzeltebiliriz belki. Microsoft Teams'e bir güvenlik zafiyeti bulmuştum. Bu zafiyet evet. ikimiz bir sohbet sırasındayken benim gönderdiğim bir resim ile senin etkileşime girmen etkileşmeye girmen durumunda, tıklama durumunda hmm, Tetikler, aynen, tetiklenen bir şeydi. Burada işte kullandığım e, masaüstü cihazına sızabilirdim. Yani fotoğraflarını, bilgileri çekebilirdim. Sen tabii çok mütevazi bir yerden ve kolay gibi anlatıyorsun ama Teams'te bir zafiyet bulmak çok büyük bir uzmanlık gerektiriyor. Evet. <laughs> E, ee, birkaç tane daha ben hatırlıyorum aldığın ödülü ama e, hata yapmamak adına sözü sana bırakacağım. E, i̇ki tane daha büyük firmanın hatta teknoloji firmasının zafiyetini bulmuştun galiba. Evet, daha öncesinde de bir Apple'daki takvim kısmında bir şey bulmuştum. Takvimden farklı kullanacağım takvim bilgilerini çekebileceğim bir sunucuya erişebilmiştim. Ve bunu hızlıca bildirdim ve bunu kapattılar. Bunlar peki ödül programı mıydı? Bunlar ödül programıydı hepsi. Dolayısıyla bir siber güvenlik araştırmacısı ve uzmanı aslında bu çalışmaları yaparak para da kazanıyor. Kesinlikle. Yani hani bu da bu kariyer yolunda çok kritik bir para kazanma yöntemi. Yani ödül alıyorlar bunları bularak. iCloud'u hatırlıyorum ben bir de evet. WordPress'i. Evet. Bunların hepsi hepimizin çok kutlandığı ve bildiği uygulamalar. Hı. Evet, WordPress'te de benzer bir şey bulmuştum. Onu da bildirerek işte daha güvenli bir dünya haline getirdim dünyayı. Öyle düşünüyorum kendimce. <laughs> Çünkü şey diye düşünüyorum yani çok fazla kişi WordPress kullanıyor ve evet. ben de WordPress kullanıyorum. İşte daha öncesinde bir kişisel blogum vardı ama artık yok. O zaman ben de WordPress kullanıyorum. Bir şey gibi yani. Dünya bir katkı sağlamam gerekiyor. Bu farklı noktada olabilir ama benim yaptığım iş siber ergenlik dünyasına bir katkı sağlamaktı. O zaman bu senin iş motivasyonu diyebilir miyiz? Biraz iş motivasyonu benim. Yani şey diye düşünüyorum. Ee, nasılsa işte bazı meslekler, bazı insanların hayatlarına dokunabiliyor işte. Birçok bir şey vaat edebiliyor. Ben de bulduğum bir güvenlik zafetiyle belki milyonlarca kişinin işini kolaylaştırabilecek, daha güvenli hale getirebilecek bir yaşam sunduğumu düşünüyorum. Bu biraz şey gelebilir. Futuristik bir düşünceymiş gibi gelir ama benim motivasyonum böyle. Kesinlikle öyle duruyor. Buradaki handikap bence şu. E, siber güvenlik araştırmacıları bu zaafiyetleri bulduğunda kullanıcılar bu olayları yaşamıyorlar. Yani risk gerçekleşmemiş oluyor. Evet. Dolayısıyla risk gerçekleşmeden önlediği için siber güvenlik uzmanları aslında gizli kalan kahramanlar oluyorlar. Çünkü biz belki birçok şeyden korunmuş oluyoruz, farkında değiliz. Evet. Mesela bir işte bir yere gittiniz, bir Wi-Fi'ye bağlanıyorsunuz. Evet. Buradaki Wi-Fi'nin düzgün çalışmasını tasarlayan mühendisler var. Benzer şekilde bu düzgün tasarlanmış sistemin bozulmaması için çaba sarf eden güvenlik uzmanları var. Bunların sayesinde seyahat sırasında, işte gündelik yaşamınızda veya farklı noktalarda hayatta daha bir verilerinizin daha güvende olduğu bir ortam oluşturuyorlar. Kesinlikle yani buradan vesileyle bütün siber güvenlik uzmanlarını, araştırmacılara teşekkür ederim. Çünkü ancak biz onlar sayesinde güvende bir şekilde çalışmaya devam edebiliyoruz. Bu arada e, bir adım geriye gidersek uçaktan bahsettik ya. Evet. Ben şunu merak ettim. Yani uçak hiç eklenmiş mi? Yani bu mümkün mü diye. Sonra e, Chris Roberts var. Yani dahi diyelim biraz. Çılgın diyelim. Şöyle bir cümlesi var çünkü canım sıkıldı NASA'yı hackledim diyen birisi. <laughs> bir gün uçağa bindiğinde de uçağın eğlence sistemi üzerinden uçağın kontrol sistemini acaba hackleyebilir miyim diye denemeler yapıyor. Sonrasında hackliyor ve eğer istese uçağın güzergahını değiştirebileceği bir noktaya geliyor hackledikten sonra. Ama değiştirmiyor. Sonrasında uçaktan indikten sonra da tabi deneme yaptığı ay çıkıyor, bilgisayarı inceleniyor ve itiraf ediyor. Hakikaten de aslında hacklemiş yani hacklemek ne demek o zafiyeti bulmak ve içeriye girmek demek. Evet. Sonrasında kötü amaçlı bir işlem yapmasa da aslında bu hareketi dahi Kötü amaçlı olarak hava havayolu firması tarafından. Sonra zaten sorguya çekiliyor e, ve bundan sonra oradaki zafiyetler gideriliyor. Yani çok kritik, belki insanların ölümüne yol açacak olaylar da başımıza gelebiliyor dünyada. Yani bunlar denk gelebilecek şeyler. Yani ben korkardım yani uçak içerisindeyken elinci sistemini hacklemeye çalışmışlığım var benim bir havayolu firmasında. <laughs> Ama bu işim gereği bir şeydi diye hatırlıyorum ama şeydi böyle tamamen merak bir duygusuydu şey gibi değildi böyle. Yoksa uçak için bir şeye müdahale etme gibi bir niyetim yok. Evet. Tabii uçak... o zafiyet neyi getirecek onu da bilmiyorsun. Ya, Tabii ki. ki. Buldun. İşte o da bir uzmanlık. O sırada hiçbir şeyi değiştirmemek. Yani benim orada yapacağım bir e, farklı bir davranış o an uçağın bir içerisindeki sistemi bozabilir ve ben de uçak içindeyim. <laughs> Tabii bir yandan. Yani korkuyorum yani evet. yani uçak düşebilirse hani bir an kendi korkum var içeride çok fazla insan var onların korkusu var. Kapağımı kapattım. Evet bir yandan da o zafiyeti bulmak sonraki uçuşlarda e, farklı siber tehditlerin gerçekleşmemesi, siber terör faaliyetlerin gerçekleşmemesi için çok kritik. Evet. Ya orada bir yandan o çalışmayla çok kritik bir iş yapıyorsun. Peki ee, biraz da çözüm noktasına gelelim mi şimdi? Ya evet korktuk, bir sürü riskli davranış yapıyoruz. En temelde kullanıcının davranışının değişmesi bizi koruyor. Yani kendi doktorumuz biz olabiliyoruz bu konuda. Ama bunun dışında başka çözümler de var. Mesela işte VPN kullanmak. Ee, en galiba temel çözüm, özellikle seyahat sırasında her şeye VPN üzerinden bağlanmak. Böyle evet. diyebilir miyiz? Şöyle oluyor yani şunu düşün yani biz dedik ya sahte Wi-Fi ağları oluşturabiliriz. Bazen bağlandığımız Wi-Fi ağları da güvenli olmayabiliyor. Yani sahte olmasına gerek yok. Farklı bir kişi oradaki ağdaki bilgileri izleyebilir. Yani kötü niyetli değildir belki ama oradaki Wi-Fi ağının sistemi zaten Aynen. açıklarla kurulmuş olabilir. Çünkü şey gibi yani kullandığınız sistemlerde bir zafiyet olmayabilir ama ...sizin mesela girmeye çalıştığınız web sitesinde kişisel bilgilerinizi girdiğiniz alanlarda... Hı hı. ...bu bilgi aktarırken bazen güvensiz bir şekilde aktarılabiliyor. Bu eşit değildir yani Wi-Fi güvensizse bilgiler açığa çıkar. Bu, bu olabilecek bir durum yani denk gelebilir. Evet. Bunların önüne geçmek için işte şirketlerin tanımladığı iş VPN'leri olabiliyor. Mesela dışarıda bir güvenli bir ağda değil iseniz, bildiğiniz bir ağ değilse... ...bu mutlaka VPN'den geçmek gerekebilir. Tabii bu için detayına girersek çıkamayız. Çünkü VPN'in de kendi içinde... Evet. Hatta protokol ve zafiyetleri olabiliyor. Ama olabildiğince bu işi şeye bırakmak gerekiyor. Yani teknik tarafa bırakıp hangi şeyi kullanmalıyım diye onlara sormamız gerekiyor. Onlar gerekli uygun bilgileri verirler. Yani en azından bir şirketin başındaki biri olarak siber güvenliğin teknik tarafını bilmesen bile bir VPN üzerinden seyahat sırasındaki herkesin çalışması gerektiğini, Yetkili kişilerin kişisel işlerini de yaparken yine VPN kullanması gerektiğini söyleyebilirim. Evet. VPN'de şu oluyor diyebilir miyiz? Normalde VPNsiz şekilde benim cihazlarımdaki bilgiler karşı tarafla konuşurken VPN'de benim aktarmak istediğim bilgiler VPN üzerinden karşı tarafla konuşuyor ve şifreli olarak VPN üzerinden evet. aktarıldığı için hem bilgilere erişilse de içeriği görünmemiş oluyor. Hem de bütün bu akışı korumuş oluyorum. Doğrudur. Yani şu an benim bağlanma çalıştığım ağdaki uç noktadaki modemin güvenli olup olmadığını bilmiyorum. Ama VPN sunucumun güvenli olduğunu biliyorum. Çünkü onun yönetimi bende, yönetimi bizde, yönetimi teknik ekibimde. O zaman rahatım. Niye Diye düşünebilirim. <gülüyor> düşünebilirim. <gülüyor> en azından yapabileceğimizi yapabiliriz. Evet, buradaki şeyi indirmek <laughs> gerekiyor. Aslında atak yüzeyini biraz indirmek gerekiyor. İşte güvenli bir VPN'e bağlanarak işte bir parolayı girdiğimiz durumlarda işte sağımızı solumuzu sağımız kontrol ederken yani biri izliyor mu? Tabi bu artık paranoklu seviyesinde değildi. Belki ekranın filmli olması evet. diyebiliriz burada. Veya işte masaya yapışkan notları kullanarak işte mail parolan bu diye yazmamak gerekiyor. Evet. Bunu da çok görüyorsun galiba güldüğüne göre. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü şey böyle yani bazen testlere gittiğimiz sırada ya da bazen destek verdiğimiz müşterilerde şey olabiliyordu. Yani masa üstünde yapışkan notlarda bak şeyde değil Excel dosyasında <laughs> yapışkan notlarda yukarıda bazen de kağıdın üzerinde yazar İşte bilgisayarın parolası yazar. Yani bunu elde ettikten sonra birçok şey gelişebilir artık. yani oradaki cihazınızı fiziksel olarak çalabilirler. Tabii her şey olabilir. Ki bilgisayarın şifresi elinizde olduktan sonra ya da mobil cihazın şifresi elinizde olduktan sonra yani hacklemenize gerek yok. Bazen o cihazı fiziksel olarak da çalabilirsiniz yani. Evet. Çünkü siber güvenlikteki e, temel amaç bu yani. Bir bilginiz var, bilginizi korumanız gerekiyor. Hı hı. Siberde korudunuz, fiziksel dünyada da korumanız gerekiyor. Evet. Aslında siber dünya zaten fiziksel dünyanın bir yansıması diyebiliriz. Bir evet. oranın illüzyonu diyebiliriz fiziksel dünyanın. Hı. Çok bu, keyifli bir sohbet oldu <laughs> hakikaten. Bir şey diyecektim lafını. Şeyi ekleyecektim ben. Yani mutlaka şeye dikkat etmek gerekiyor yani. Hani her zaman VPN'de güvenli değil yani. Siz olabildiğince bilinen ağlara bağlanın. Gerekmedi durumlarda Bluetooth'unuzu kullanmayın. Belki yani Wi-Fi'nizi kullanmayabilirsiniz. Yani tıklayıp kapatabilirsiniz. Ki bu şarjdan da şarj evet. durumu da etkileyebilir. Çok pozitif bir şey bu. Bilmediğiniz web sitelerine giriş yapmayın. Yani mesela diyelim ki ben bilmediğim bir hotspot'a bağlandım ama benim şirketimin mail ekran girişi geldi. Hotspot mail ekran girişimi ne alaka diyebilirsiniz. Yani biraz sorgulayıcı bir şekilde yaklaşmak gerekiyor bu olaylara. Evet. Bunları yaptıktan sonra artık gerisi yani şeye kalıyor. %100 siber güvenli bir dünyada yaşama şansımız hiç yok. Herhangi bir şirkette ya da kendi kişisel alanlarımızda ama elimizden geleni yapıp en azından en iyisine yakın sayabiliyoruz durumu. Hı. Evet bunun için yani gündelik hayatımızda farklı farklı çalışmalar oluyor ama şu an için şey değil yani hiçbir zaman yüzde güvenli bir şekilde bir sistem kuramıyoruz. bunu sürenin günkü değil. Eğer ki ben bugün sizinle bir iletişim halindeysem buradan oraya çekeceğim bir kablo ile ancak belki güvenli bir rap kurabilirim. <laughs> evet. Ya da farklı protokollerle. Bugünün dünyasına hiç uygun değil. Evet. ya yani Çok e, önemli ve belki de basit. Her günümüzün içerisinde olan, belki çoğunun farkında olmadığımız konulara değindik. Hepimiz için çok kritik. Hele ki e, en çok işimizi cihazlar üzerinden yapıyorsak gün içerisinde. Çok teşekkür ederim ben o yüzden. Ayağına sağlık, iyi ki geldin. Şunu da ekleyelim. Hani şey gibi oldu böyle sürekli bir şey eklemek çalışıyorum. <laughs> Çünkü bu o kadar güzel bir konu ki yani konuştukça daha farklı şeyler gelebilir. Kesinlikle. Cihazları sürekli güncel tutmak gerekiyor. Evet. Bunu eklemi unutmayalım. Yani. hemen. cihazlarımızı güncel tutmamız gerekiyor. Güvenlik güncellemesi geldi güncelleyelim. Şu geldi güncelleyelim. Çünkü bir güvenlik zafiyeti kapandığı için ya da bir iyileşme geldiği için bir güncelleme Yazılım geliyorum. güncellemesi evet. geliyor. Evet bu da kulağımıza küpe olsun. Ee, hepimiz için daha siber güvende olduğumuz bir internet ortamı diliyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.